Herkese merhabalar. Bugün bir ilişkide narsis ve psikopat insanların sıklıkla yaptığı, lakin empatik ve sağlıklı insanların asla yapmayacağı 4 maddeye bakacağız. Şimdi bunlardan ilki karşılıklılık varmış gibi davranıp, mütekabiliyet esası varmış gibi davranıp seni değersizleştirmek ve aşağılamaktır. Çoğu sağlıklı ilişkide doğal bir karşılıklılık duygusu vardır. Empatik normal insanlar birbirlerine hizmet eylemleriyle, onaylayıcı sözlerle ya da kaliteli zaman geçirerek sevgi ve saygılarını göstermeyi severler. Sağlıklı bir ilişkide kimin için ne yaptığına dair kesin bir puan tablosu yoktur. Bu daha çok insanların birbirlerine gerçekten vermekten ve takdir etmekten zevk aldığı organik bir karşılıklı çıkar ilişkisidir. Ancak psikopat narsis bir bireyle ilişkideyken genellikle belirli bir gündemi karşılamak için asla gerçekleşmeyecek büyük sahte gelecek vaatleriyle aşk bombardımana tutulursun. Narsis ve psikopat insan, parazitik bir yaşam tarzı sürme eğilimindedir. Bu nedenle başkalarının kaynaklarını sömürebilir. Belki kalacak bir yere, birinin sırtından geçinmeye ya da senin duygusal veya ev içi emeğine ihtiyacı vardır. Onun normal görünme isteği nedeniyle seninle evlenmek bu da ihtiyacı karşılayabilir. Ama ne olursa olsun bu karanlık kişilik özelliklerine sahip insanlar seni büyüler ve ayaklarını yerden keser ancak sana söz verdiği o tatmin edici ilişkiyi asla vermeyeceğini de bilir. Senin kendi evinle ilgili sorumluluklarına girdikten sonra evet dediğin ya da çocukları büyütmeye başladığından da karizmatik görünümleri aniden kaybolur, soğuk duygusuz zalim ve çekingen hale gelir, seni değersizleştirir. Sanki ondan hiçbir şey beklememen gerekiyormuş gibi davranmaya başlar. Her ne kadar sana dünyayı vaat etmek için elinden geleni yapmış olsa da. Bunun yanında ikinci olarak ilişki iyi gidiyor gibi görünse bile zihin oyunları oynamak ve kaos yaratmaktır. Empati kurabilen, sağlıklı iki insan mutlu ve sağlıklı bir ilişkide bulunduğunda bu durumdan son derece memnun olurlar. Sevincin dış etkenler tarafından gereksiz yere bozulmaması için çaba gösterirler. Ancak burada narsist insan can sıkıntısına yatkındır ve sansasyon arayan bireydir. Normalde barışın hakim olduğu bir ortamda bile kaos yaratmaya çalışır. Dolayısıyla bir psikopatla ve narsisle ilişkideyken aniden çılgınca tartışmalara, gazlighting'e ve öngörülemez anlarda ilişkinin iyi gittiğini düşündüğün anlarda bile duvar örmeye çalışırken bulabilirsin. Var olan ilişkinin dinamiğine başka insanların varlığını dahil ederek seni kaygılı ve dengesiz hissettirmeye çalışacaktır. Sadece eğlence olsun diye ilişkinin istikrarını kasıtlı olarak bozar ve seni kötü muamele ve istismar döngüsüne geri döndüğünde aldatma zevkini yaşar. Senin gerçeklik algını çarpıtarak kendini sorgulamana ve şüphe etmene neden olacaktır. Böylece seni ona odaklanmaya devam etmen için rastgele sessizlikle baş başa bırakır. Bir diğeri ise seni başkalarıyla karşı karşıya getirmek ve sonrasında yapmacık yarışmalarda senin onun kendisini kazanman için çaba harcamanı sağlamaktır. Burada sağlıklı normal bir ilişkide empatik bir insan asla onu sevgisini ve ilgisini kazanmak için rekabet etmen gerektiğini hissettirmez. Sürekli sevgi ve takdir göstererek seni ilişkide yeri doldurulamaz ve değerli hissettirir. Bunlara karşın ise psikopat ve narsist bir insan insanları birbirine düşürme, kıskançlık uyandırma konusunda ustadır. Güç ve kontrol elde etmek amacıyla ilişkide test etmek ya da kendi hatan olmadan onda uyandırdığın küçümseme ve kıskançlığa misilleme olarak kıskançlık yaratır. İşte bunun gibi olaylar sonucundaysa sen kendini aşırı zorlarken kendi değerini ve kıymetini aşırı açıklarken kendini kanıtlamaya çalışırken bulabilirsin. Tüm bunlar seni ilk başta kendisine yatırım yapmaya yönlendirmek için harcadığın uzun süreler ve enerjiler gerektirir. Zaten başlangıçta umutsuzca senin onayını ve ona erişimini arayan kendisiydi. Öyleyse sen bir kendine sor. Neden şimdi aniden onun varlığının merkezi haline getirmeye yönlendiriliyorsun? seni diğer aşk adaylarıyla ya da genel olarak diğer insanlarla karşı karşıya getirerek karşılaştırma oyununu oynayacağını ve ona odaklanıp merkezde kalacağını umuyor. Böylece sen ondan vazgeçsen bile ilişkiye yatırım yapmaya devam ederek senin adına onun için çalışmaya devam ediyorsun. Dördüncü ve son olarak ise seni bir kayda üzerine koyup sonra aniden o kaidenin üzerinden düşürmek ve kötü muameleyi kabullenmeni sağlamaktır. Psikopat ve narsis insanla ilişkiler heyecan verici olur. Psikopat ve narsis insan seni boş romantik jestlerle desteklenmeyen sözlerle tuzağa düşürme hızında genellikle cızırtılı bir kimya taşır. Empatik ve normal sağlıklı bir insan ise başlangıçta başkalarını aşırı derecede putlaştırmaz. Normal, sağlıklı bir insan için ilişki içinde olduğu kişiye karşı otantik ve sağlıklı bir takdir duygusu geliştirir. Organik arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler sürdürülebilir bir hızda inşa edildiği için empatik insanlarla gelişir. Yani burada bu iki kişi birbirini tanır ve gerçek olduğu için sağlam bir aşk yaşar hedefleri, değerleri, ilgi alanları ve dünya görüşleri bakımından uyumludurlar. Bu yüzden bu ilişkiler sürekli olarak sevgi dolu olma eğilimindedir. Ancak bir psikopat ve narsistle ilişki tamamen duman ve aynalardan oluşur. Bir sihirbazın el çabukluğu gibidir. Bir saniye seni övgü ve ilgiye boğar, bir sonraki saniye acımasızca seni değersizleştirir. Senin ona olan sevgini tamamen senin ne kadar istismarı kabul etmeye istekli olduğuna ve onun için ne kadar şey yapabileceğine bağlıdır. Onun dünyasında her şey yukarı aşağıdır. Kendine ne kadar saygı duyarsan ve kendini savunursan o kaydeden o kadar aşağı itilirsin ve sen tamamen o kişinin yoluna boyun eğmeye zorlanırsın. Ama onun için ne kadar çok şey yaparsan sana o kadar da saygısızlık edecektir. Bir narsis ve psikopatla ilişkide kazanmanın hiçbir yolu yok. Travma bağını koparmalı ve kendini seçmelisin.